ufaktan beri bir muhalifti. Yani egemenliğe karşı bir muhalifliği vardı. İşte ailenin içinde dediğim gibi erkek kardeşlerinden başlayarak bu vardı onda, fikir olarak vardı. Bu gittikçe dışarıya da yansıyordu. Tabii ki bunu yaparken hep böyle humaniter, akılla, demokrasi içinde kendi istediğini elde ederken başkasını da ezmemek, başkasına da zarar vermemek, başkasını da kırmamak, o doğrultuda konuşuyordu, o doğrultuda fikir öğretmeye çalışıyordu. Ve o da dediğim gibi yani insan o genç yaşta baktığı zaman hem baba olarak hem bir halk olarak insan hayran kalıyordu. Yani daha ufak yaştan öyle bilinçli bir şekilde demokrasi çerçevesinde mücadeleci bir ruhla adım atması tabii insanları sevindiriyordu. İnsanlar tanıyanlar da mutlu oluyordu. Çünkü bütün amacı insanların hepsi daha güzel, daha adil, daha demokrasi içinde yaşaması için bir uğraş veriyordu. Bu da bu enerji de etrafa yansıyordu. Etraftaki insanlar da gurur duyuyordu diyebilirim. Bir kadının güçsüz olmadığını, bir kadın her şey yapabileceğini o doğrultuda büyüdü diyebilirim. Ondan sonra da işte çocukluğu Almanya'da geçtiği için mesela Almanya'da bazı kurumlara gittiğinde bazı kurumlarla ya yazışma ya da birebir görüştüğünde işte siz nereden geldiniz, hangi ülkedensiniz? Mesela ben Kürdüm işte, Kürdüm dediği zaman işte Kürdistan diye bir yer yok. Tabii ister istemez onda bir çelişki yarattı. Yaratınca da işte onu soruyordu. Niye madem ki ben Kürtsem Kürdistan niye yoktur? Niye mesela Kürtleri tanıyorum birisi diyor ki ben Irak Kürdüyüm birisi Türkiye Kürdüyüm ya da İran Kürdüyüm niye öyledir? Niye yani Kürt bir tane değil de o kadar devletle iç içedir, devletlerle iç içedir. Kafasında bir soru işareti her insanın yarattığı gibi onu da yarattı. Ve onun için biraz kendini o konuda geliştirdi ve biraz da bilinçle bakıyordu. Bilinç derken bunu kastediyorum yani bu nasıl olmalı, bunun taşları nasıl düşenmeli? O doğrultuda işte kültürden başladı. Mesela kültürde işte konuşma stilidir, ondan sonra folklorudur, deyimlerdir. Mesela bu deyimler nasıl kullanılıyor? Onlarla başladı. İşte bir arayışın içindeydi. Genç daha 25 yaşındayken işte Paris'te katılıyordu. Tabii ki hani hem aile olarak hem Kürtler olarak bizim için gerçekten büyük bir katliamdı. Yani sonuçta Avrupa'nın göbeğindeyiz. Avrupa'nın göbeğinde gündüzün ortasında 3 tane kadına katliam yapıldı. Ve şimdiye kadar da herhangi bir faili ya da failleri ortaya çıkmadı, çıkartılmadı. Ben bunu görüyorum. O yüzden biraz da az da olsa o içimdeki burukluğu biraz gidiyor. Çünkü 11 sene bitti, 12. senesindeyiz. Bu katliamı bu 12 sene zarfında hep nalatlıyor, hep arkasında duruyorlar, hep o günü o kadınları anıyorlar, bu katliamı yapanlar da nalatlıyorlar. Şey olarak da mesela mevsim olarak kış ayıdır, işte kışın en yoğun geçtiği aylardır ama ona rağmen Kürt halkı ayaktadır, bütün sokaklara çıkıyor. Bu insanları anıyorlar ve katliamı da nalatlıyorlar. Milyonlarla Kürt halkı bugün onu tanıyorsa, Leyla diyorsa, Leyla ölümsüz diyorsa, bu biraz
hem baba olarak hem aile olarak gurur verici bir şeydir. Tabii ki bir yanda gurur veriyor dediğim gibi. Neticede insanlar fanidir. Her insan ölecektir. Ama böyle bir katliamla yüz yüze kalma, böyle değerli insanlar, bilinçli insanlar, kendini arayan demokrasiden başka bir şey düşünmeyen insanların gitmesi insanı acıtıyor. Uluslararası boyuta gelince yani doğrudur. Bence de failleri biliniyor. Bildikleri halde ortaya çıkarılmıyor ya da cezalandırılmıyor. Bir yanda işte Avrupa diyor, Avrupa'da demokrasinden bahsediliyor. Ama gündüzün ortasında üç kadının katliama uğraması hala bir faillerinin ortaya çıkarılmaması özellikle başta Fransa'nın ayıbıdır. Fransa ile beraber Avrupa'nın da biraz ayıbıdır yani. Burada özellikle Fransa'nın iki yüzlüğünü ortaya koyuyor. Ve şu anda Fransa'da Kürt halkının nezdinde bu katliamı faillerini ortaya çıkarmadığı sürece zan altındadır. En azından Kürtlerin gözünde bu katliama yardımcı olmuştur. Bu katliamda parmağı vardır diye düşünüyor Kürt halkı. Tabii haklı olarak yani. Yoksa Fransa Kürtlerin günümüzün ortasında tatil edilmesine güzümüyorsa Fransa bana göre bunda parmağı vardır. Fransa halkı da bunun hesabını sormalı diye düşünüyorum yani. Çünkü gündüzün ortasında üç tane kadın katlediliyor. Yok biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz üç maymunu oynama bana göre doğru değil. Yani o yüzden Fransa halkı da bunun peşine düşmeli. Yani Fransa halkı da bunun hesabını sormalıdır diye düşünüyorum.